Alo. Ne var? Ne istiyorsun gene? Yoklar. İkisini de gezmeye yolladım. Çoktandır aramıyordun, hayrola? Rüyanda mı gördün çocukları? Dün 2 defa aradım, yoktun. Zehra söylemedi mi? Söyledi. Ne olmuş? Kontrol için hastaneye gitmiştim. Çocuklar da benimleydi. Sağlığın daha iyi değil mi? Yapacağım bir şey, istediğim şey var mı? Berbat haldeyim. Senden elbette isteğim var. Bizleri arama. Hiç arama. Arayıp da kanımı beynime sıçratma. Ayşe'yi, Ahmet'i ne zaman görebilirim? Kaç ay oldu? Her arayışımda başka bir sebeple engelliyorsun. İftira atma gene. Onlar istemiyor seni. Suratını görmemek için de bucak bucak kaçıyorlar senden. Fena mı işte? Seni de sahtekarlıktan kurtarıyorlar. Bilmeyen de insan sanır seni. Şefkatli, vicdanlı bir baba sanır. Niçin arıyor? Gitmeyeceğiz zorla mı? Söz verin bana. Bir daha onu asla affetmeyeceksiniz. Barışmayacak. Sevmeyeceksiniz. Söz anneciğim, biliyorsun. Bizleri terk etti. Acımadı. Gitti. Evlendi o hayvan. Öyle bir babanız yok. Öyle bir babamız yok. Ne zaman da olmayacak? Başka bir kadın için, para için vurdu tekmeyi sizlere. Barışırsanız sütüm, bunca emeğim, analık hakkım haram olsun sizlere. Mezarımda bile ağlarım, beddua ederim. Hastalıktan, kötülükten kurtulamazsınız o zaman. Ölmeyeceksin. Bizim babamız yok. Sen varsın anneciğim. Canım annem. Zehra. Buyurun. İlacımı ver bana. Mikrop herif. Ta oralardan arayıp hasta ediyor kadını. Ama Allah onun da yanına bırakmayacak. Benden beterini çekecek inşallah. İnşallah anneciğim. Çocuklarımı kaçırıyor benden. Her fırsatta zehrini kusuyor. Oğlumu, kızımı bana düşman büyütüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Boşanma ilamında hakimin kararı açık. 15 günde bir pazar günleri alıp pazartesi günleri annelerine vereceksin. Bu senin en doğal hakkın. İstiyorsan gider polis aracılığıyla alırız. Yapamam bunu. Neden yapamazsın? Hasta bir kadınla boğuşamam. 3 yılda 3 defa görmedin çocuklarını. Böyle giderse sana düşmanlıkları fazlalaşır. Bir gün çok pahalı ödersin bu yumuşaklığını. Nermin dengesizin biri. Sen anlayışlı oldukça o sertleşiyor. Evliyken de böyleydi. Hastalık daha da berbat etti. Gel beni dinle. Yasal hakkını kullan. Çocuklarınla buluş. Onlara gerçeği anlat. Önce Nermin'le konuşurum. Faydası olacak mı sanıyorsun? İntikam alıyor. Hem de çocuklarını kullanarak. Bunu bir an önce önlemek elimizde. Nasıl? Dava açıp çocukları geri alırız. Annelerinin şifasız hasta olduğunu, o çocuklara bakacak durumu yitirdiğini bir celsede ispatlayabiliriz. Onu hayata bağlayan tek sevgi, tek umut çocuklarım. Elinden alırsak ölür. Bu cinayeti işleyemem. Nermin nasıl olsa ölecek. Bari evlatlarını kaybetme. Bu kötü zamanında velayet davası açamam. Efendim? Karınız arıyor. Bağlayın. İkimizin de test sonuçları elimde sevgilim. Seninle konuşmalıyım. İstiyorsan eve geleyim hemen. Yo. Livarda buluşalım lütfen. Çok mu beklettim? Yok. Neyin var? Yok bir şey. Sen sağlıklısın. Baba olmuşsun zaten. Eksiklik bendeymiş. Senden çocuk istemedim. Ne yapalım? Tanrı buyuruyor. Boyun eğeceğiz. Ben istiyorum ama. Anne olmak için, sana çocuklar vermek için çıldırıyorum. Bir bebek bulur, evlat ediniriz. Seni annesi bilir. Yeter ki sen üzülme. İstersen boşa beni Orhan. Seni seviyorum ve senden ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Bir gün değişir de çocuk istersen daha çok yıkılırım. Çocuk konusunda ne kadar mutsuz olduğumu biliyorsun. Biliyorum. Ben seni istiyorum. Benim her şeyim sensin. Aptalın biriyim ben. Seni çok üzdüm. Affet ne olur.